Merhaba arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi adlı ders kitabımızın 8. ünitesinde yer alan AK Partili Yıllar konulu dersimize hoş geldiniz. Bu ünitemizde AK Parti'nin 2002-2014 yılları arasındaki 3 dönemine dair ve bu dönemde gerçekleştirilen icraatlara dair detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Öncelikle AK Parti'nin birinci dönemi olan 2002-2007 yılları arasını dönüşüm süreci olarak ele alınmıştır. AK Parti'nin ikinci dönemi 2007-2011 yılları arası anayasal reformlar ve direnç siyaseti olarak dikkat çeker. AK Parti'nin üçüncü dönemi de 2011-2014 yılları arası yeni Türkiye söylemiyle dikkat çeker. Şimdi AK Parti'nin iktidara gelmesini kolaylaştıran faktörlerle isterseniz dersimize başlayalım. Bu kolaylaştıran faktörler arasında aslında 2000'li yılların gerek ekonomik gerekse siyasal uygulamaları dikkat çeker. 2000'li yıllarda ağır siyasi ve ekonomik krizlerin yaşanması, 1990'ların güvenlikçi siyaseti, terör olayları, yine devlet içindeki bir takım gizli ve kirli düzenin ortaya çıkması, deşifre olması, Susurluk olayıyla birlikte bazı siyasetçilerin ile bağlantılı ortaya atılan yolsuzluk iddiaları, bütün bu yaşananlar siyasi ve idari sistemin meşruiyetinin sorgulanmasına neden olmuştur. Diğer taraftan 1990'larda siyasal alanın daraltılması sonucunda siyaset kurumu zayıflamış, bu alanın daraltılmasıyla boşluğu vesayetçi yapılar doldurmuştu. 28 Şubat müdahalesi zaten daraltılmış siyasal alanı tamamen kırılganlaştırmış ve sonuçta gerek artan rüşvet, gerekse yolsuzluk iddiaları, bir taraftan siyasal baskılar, vesayetçi yapı, politik dışlanmışlık, ekonomik kriz toplumu yeni siyasal arayışlara yöneltmiştir. Koalisyon hükümetlerinin farklı perspektiflere sahip olması ve istikrarı bir türlü sağlayamamaları da yeni arayışları gündeme getirecektir. Ayrıca 2001 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanmıştır. Bütün bu gelişmeler bir araya geldiğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin iktidara gelmesini kolaylaştıran temel faktörler olarak karşımıza çıkmıştır. Aslında bu sözünü ettiğimiz faktörlere ilaveten toplumun artık yeni yüzleri görmek ve onları denemeye hazır hale gelmiş olmasıyla da yakından ilişkilidir. AK Parti'nin birinci iktidar döneminde gerçekleştirdiği siyasal dönüşüme göz atacak olursak, öncelikle Türkiye'nin gerçekleştirilmesi gereken acil demokratikleşme ihtiyacı ve beklentisi AB üyelik süreciyle ilişkilendirilerek gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Yani bir bakıma demokratikleşme yolunda atılacak adımlara karşı gösterilecek direnci aşmak için AB üyelik süreci işlevsel olarak kullanılma yoluna gidilmiştir. Türkiye'nin kültürel anlamda yine pek çok demokratikleşme insan hakları konularında kronikleşmiş bazı iç çelişkilerini Avrupalılaştırarak ve demokratikleşme süreciyle birlikte bir dış politika hedefi yaparak dönüşüm süreci yürütülmüştür. AK Parti daha önce başlatılan AB ile uyum sürecini hızlandırmıştır bu noktada ve hukuk sistemini de AB standartları ile uyumlu hale getirmek amacıyla bir takım reform paketleri hazırlayarak meclise sunmuştur. Bu reform paketleri AB üyelik süreci, uyum süreci içerisinde hazırlanan bu reform paketleri pek çok alanı kapsamaktadır. Sivil asker ilişkilerinden
Ana dilde yayın ve dernek kurma faaliyetlerine kadar pek çok konuda köklü reformun gerçekleştirilmesine yönelik adımlar atılmıştır. İnsan hakları konusunda, sivil asker ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu adımlardan bazılarını sıralayacak olursak, örneğin gözaltı koşullarının iyileştirilmesi dikkat çeker. İşkenceyle mücadeleye etkinlik kazandırılması bir diğer önemli noktadır. Adil yargılanma hakkı, dernek kurma özgürlüğünün genişletilmesi, derneklerin uluslararası faaliyetlerine imkan tanınması, siyasi partilere üyeliğin kolaylaştırılması ve siyasi parti kapatmanın zorlaştırılması demokratikleşme yolunda atılan önemli adımlar olarak karşımıza çıkar. Böylece bir siyasal dönüşüm gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu arada Cumhurbaşkanını halkın seçmesi yine döneme damgasını vuran en önemli özelliklerin başında gelir. Ancak bu durum bazı tartışmaları da beraberinde getirecektir. Bu tartışmaların başında halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'nın geniş yetkilere sahip olması ve anayasal olarak da siyaseten sorumsuzluk zırhına sahip olmasından kaynaklanan yetki sorumsuzluk dengesizliği temel tartışma konusu olarak karşımıza çıkar. İkinci tartışma konusu Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki yetki karmaşasıdır. Eğer Cumhurbaşkanı ve Başbakan aynı siyasi gelenekten geliyorsa siyasal krizlerin nispeten yönetilebilir olması beklenir. Fakat farklı siyasi gelenekten gelmesi durumunda krizin çok daha derinleşme ihtimaline dikkat çekilmiştir. Üçüncü tartışma konusu da artık siyasal sistemin niteliğinin değişmiş olması ve adı konulmamış fiili bir yarı başkanlık sistemine dönüştüğü şeklindedir. Bu dönemde atılan demokratik adımlar arasında Kürt meselesinin siyasal yollarla çözümüne yönelik adımlar dikkat çeker. Kürt meselesinin çözümüne yönelik olarak AK Parti hükümeti Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, Açılım, Çözüm Süreci gibi farklı isimlerle adlandırdığı bazı süreçleri başlatmış ve pek çok alanda demokratik adımlar atmıştır. Öncelikle tek tipçi, dışlayıcı ve ayrımcı politikalar sona erdirilmiştir. Her şeyden önce olağanüstü hal yönetimi kaldırılmıştır ve faili meçhuller sonlandırılmıştır. Farklı dil ve lehçelerde yayın yapılmasının önü açılmış ve TRT üzerinden Kürtçe yayınlara başlanmıştır. Farklı dil ve lehçelerde üniversitelerde enstitüler kurulmuş, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin açılması, aynı zamanda cezaevlerinde Kürtçe konuşma yasağının kaldırılması, ana dilde savunma hakkının tanınması, devlet okullarında Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulması yasal hale getirilmiştir. Yine Kürtçe eğitim veren özel okulların kurulması, çocuklara Kürtçe isim verme yasağının kaldırılması, Kürtçe siyasi propaganda yasağının sonlandırılması ve sürgündeki Kürt siyasetçilerin ülkeye dönüşlerinin sağlanması bu uygulamalar arasında sayılabilir. Yine benzer şekilde alfabedeki bazı harflerin yasaklanmasından da son verilmiştir. Yerleşim yerlerine Kürtçe isimlerin verilmesi yasalaşmıştır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm süreci komisyonu kurulmuştur. Çözüm sürecinde gidişatın çerçevesini çizen, yasal zemini oluşturan tasarı yasalaşmıştır. Devlet ve hükümet yetkililerini bir araya getiren çözüm süreci kurulu oluşturulmuştur. Bu demokratikleşme yolunda atılan önemli adımların yanı sıra asker-siyaset ilişkisi noktasında da önemli adımlar atılmıştır.
Öncelikle AB'ye uyum sürecinin de bir zorunluluğu olarak asker siyaset ilişkilerine dönüştürülmeye başlandığı bir döneme girilmiştir. Başta asker AK Parti'nin değişim siyasetine şüpheyle bakmış, mesafeli durmuş, hatta siyasete yönelik eleştirilerini açıkça ifade eden bir tutum sergilemiştir. Bunun örneğini 2007'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçilmesi sürecinde görüyoruz. Doğrudan müdahale etmiş, eleştiriyle de kalmamış. Cumhurbaşkanlığı seçimine doğrudan müdahale edilerek 27 Nisan'da e-muhtıra yayınlamıştır. Fakat siyasal iktidarın söz konusu muhtıraya daha sert bir açıklamayla karşılık vermesi üzerine asker geri adım atmak zorunda kalmıştır. 2009 yılından itibaren çeşitli düzenlemeler ile birlikte bir bakıma bazı dosyalar üzerinden ordunun üst yönetiminin de dahil olduğu birçok kişinin tutuklanması bazı tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu asker siyaset ilişkilerinin gerilmesine yol açacaktır. AK Parti döneminde asker siyaset ilişkilerinin demokratik dönüşümünü sağlayan bazı önemli düzenlemeler de yapılmıştır. Bu düzenlemeler arasında Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısının ve fonksiyonunun değiştirilmiş olması dikkat çeker. Sivillerin Milli Güvenlik Kurulu'ndaki ağırlığı artırılmıştır. Ayrıca askeri bütçe denetimi ile ilgili düzenlemelere gidilmiştir. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde değişiklikler yapılmış ve yaşın konumu ile ilgili düzenlemeler de yapılmıştır. Yaş kararları ile ordudan uzaklaştırılanlara yargı yolu açılmıştır. Böylece sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına son verilmiştir. Bu asker siyaset ilişkilerinin demokratikleşme yolunda dönüşümü, atılan önemli adımların detaylarını kitabınızdan okuyabilirsiniz. Burada özetlemeye çalıştığımız konu başlıklarını öğrenme ortamlarından ve ders kitabınızdan takip etmenizi önerir. Hepinize başarılar dilerim.